Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Değerli izleyiciler, TV55'e hoş geldiniz. Özcan Purde ile birlikteyiz. Çok şükür, yani Özcan Purde aslında uzun bir süre olmadı. Biliyorsunuz diş sağlığı nedeniyle bizden bir izin istediydi. Dişlerine tedavileri vardı. Uzayacak falan dedi, bir 15 gün falan sürecek dedi ama Eyüp'teki doktorlar hızlı çıktı herhalde. Hoca çabuk düzeldi, çok şükür iyi gözüküyor. Hocam yayınımıza hoş geldiniz, hem de geçmiş olsun. Hocam teşekkür ediyorum. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi Samsun'a selamlar, sevgiler. Hocam programa çıkabilmek için hızlandırılmış tedavi yaptık açıkçası. Hani oyuncular 3 hafta oynamaz deniyor ya, 1,5 haftada sahalara dönüyorlar. Biz de 15-21 gün arası bir problem yaşayacağız zannettik ama sağ olsun buradan değerli hocam Yılmaz hocama da çok teşekkür ediyorum. Bizi bu programa yetiştirdi diyelim. Hani oyuncular derler ya, böyle bir doktor beni maça yetiştirdi falan gibilerden. Çok şükür şu anda sağlık durumumuz iyi. Ağzımızda dikişler vardı. Onları aldırdık. Geçici bir diş taktırdık. Onunla idare edeceğiz. Arada bir problem olursa şimdiden seyircilerimizden af dileyelim. Geçmiş olsun dileyelim hocam. Allah daha beterinden saklasın. Öyle söyleyelim. Hocam Süper Lig'i konuşacağız. 30 Ocak 2024 takvimler bu tarihi gösteriyor. Efendim 30 Ocak tarihi aslında önemli bir tarih fakat pek bilinmeyen bir tarih. Önemli bir yıl dönümü. Onu belirteyim, biz Balkan göçmeniyiz, Rumeli göçmeniyiz. Mübadeliz biz. Mübadeleli Sözleşmesi'nin yıl dönümüdür. 30 Ocak tarihi Türk ve Yunan nüfus mübadelesinden etkilenen yaklaşık 2 milyon kişinin aile tarihi açısından da önemli. O 2 milyon kişi yer değiştirmiş vakti saatinde. Onun 101. yıl dönümü. Bunu da analım ve buradan da tüm Balkan göçmeni izleyicilerimize de selam gönderelim. Vefat etmiş büyüklerimizi de saygıyla analım efendim bu vesileyle. Ve şimdi Süper Lig'e geçelim hocam. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta şöyle bir tablo vardı. Şampiyonluk yarışındaki iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray ite kaka da olsa galip gelmesini bildiler. Her ikisi de alt sıraların takımı olan Gaziantep, PK ve Ankara Gücü karşısında zorlandılar ve ama kazandılar. Buna karşılık onların ezeli rakibi pozisyondaki Trabzonspor'la Beşiktaş böyle taraftarlarını çıldırtmaya devam etti. Trabzonspor kendi sahasında Beşiktaş'a, Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Beşiktaş da Sivas deplasmanından eli boş döndü. Böyle bir ligin zirvelerinde böyle bir tablo var iken alt sıralarda da büyük bir heyecan devam ediyor. Samsunspor ligin dibindeki İstanbulspor karşısında soğuk ve yağışlı bir havada kötü bir maç atmosferinden bir puanla ayrıldı. Taraftar çok memnun değilse de bence alınan bir puan, deplasmanda alınan bir puan ehveni şerdir derim ben, benim kendi görüşüm tabii. Hocam önce bir genel değerlendirme alalım. Nasıl bir hafta yaşadık? Ondan sonra biraz ayrıntılara gideriz. Hocam tabii 3 maç haftası, 8 günde takımlar 3'er maç oynadılar. Hepsinde yani geniş kadroları olan büyük takımlarda bile fiziksel bir yorgunluk gördük açıkçası bu üç karşılaşmada. Yani kimileri 8 günde, kimileri 9 günde 3 maç oynamak zorunda kaldı. Bu kolay bir şey değil. Tabii yani futbolcu her zaman maç oynamak ister ama maçın da atmosferi çok önemli. İşte zirveye oynayan takımlar zirve gerginliği yaşıyor. İşte bugün baktığımız zaman sıralamaya, hadi Başakşehir'i de dahil edelim. Yani Adana Demirspor da çok rahat değil. Kasımpaşa'dan zaten bahsetti. Yani oraya kadar mücadele eden takımlar düşme mücadelesi veren takım hüviyetindeler. Ve onlar da zorlanıyorlar. Kolay değil. Bütün maçlar çatır çatır oynanıyor. Biraz evvel söyledin. Gerçi skor olarak zorlandı Fenerbahçe ile Galatasaray. Oyun olarak çok da zorlandığını söyleyemeyeceğim. Oyun olarak ikisi de çok üstün futbol oynadılar. Rakipler ne zaman gol yiyeceğini bekledi açıkçası benim seyrettiğim maçlarda. Ve sonunda da Fenerbahçe'de, Galatasaray'da kendine olan yetecek skorları
zor da olsa buldular. Sadece bir skor zorluğu yaşadılar. Tabii Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bu çekişme sona doğru gidecek gibi gözüküyor ama benim şöyle bir tahminim var. Bu 6 haftalık bir periyot var. Bu 6 haftalık periyotta iki takım da zorlu deplasmanlar oynayacak. Bu zorlu deplasmanlarda ben takımların takılabileceğini düşünüyorum. Yani o seçim arasına kadar ayın 20'sinde tahmin ediyorum bir seçim arası verilecek 2 haftalık. O araya kadar oynanacak 6-7 maçta takımların ben yani hata yapabileceğini tahmin ediyorum. Burada daha tedbirli davranan sanki Fenerbahçe gibi gözüküyor. Devre arası eksiklerini gördü ve hemen oraya 3 tane değerli oyuncu transfer etti. İşte Kurun içi transfer etti. Çağlar Söğücü'yü transfer etti. Bunlar önemli transferler. Bunlar takımın hem teknik direktörün elini rahatlatan hem de kadroyu genişleten transferler. Galatasaray'da da Boye gibi önemli bir oyuncunun gitmesi, sol bek mevkiinde yaşanan sezon başındaki sorunların devam etmesi bu maçta net şekilde gözüktü. Galatasaray takımı yani savunma beklerinden hiç katkı alamadan bir maç oynadı. Öndeki oyuncularının değerli ve kabiliyetli olmasıyla bu zorlu maçtan 1-0 mağlup duruma düştüğü soğuk yağışlı bir havada iyi kapanan, beşli savunma yapan hatta o beşli savunmanın önüne dörtlü de bir blok koyan Gaziantep takımını zor da olsa yani skor olarak zor da olsa aşmasını bildi. Tabii Galatasaray'da ben şurada şöyle bir problem görüyorum. Yani Kerem Aktürkoğlu'na karşı bir antipati var tribünlerde. Ya ne yapıyorsunuz kardeşim? En değerli oyuncunuz o ya. Türk oyuncusu olarak bana göre hatta yabancıları da içine dahil et. Bence önü en açık oyuncu Kerem Aktürkoğlu ama maalesef tribünlerde görüyorum ki oyundan çıkarken yuğulanması, hakaretler edilmesi Galatasaray taraftarı için bana göre bir garabet ama Galatasaray taraftarında bir artısı var. İşte böyle geriye düştüğü maçlarda inanılmaz coşku yaşıyor. Fenerbahçe takımında da o coşkuyu bu haftaki maçta taraftar olarak görebiliriz. Yukarıda problemli takımlar kimler? Trabzonspor ve Beşiktaş. Tabii Beşiktaş takımı yani Sivas'ta zorlu bir maçtan sonra 1-0 mağlup oldu. Bence Beşiktaş takımının en çok düşünmesi gereken maç Pendikspor'a 4-0 mağlup olduğu maçtı. Hocam yani Beşiktaş takımının futbolda mağlubiyet var. Yani tek kale oynarsın, top girmez, dönen top gol olur kalene. Bir daha atak yaparsın, direkten döner, bir daha gol yersin. Yani kazanabilmek için her şeyi yaparsın. Ama Beşiktaşlı futbolcu topluluğunda ben maalesef bu heyecanı, bu hırsı göremiyorum. Ve işte arka arkaya işte Adana Demirspor beraberliği. 3 maçta gol atamayıp 5 gol yiyen ve 1 puan alabilen 3 maç haftasında bir Beşiktaş. Ona rağmen bakıyoruz işte ligdeki durumuna 36 puanla Trabzonspor'un 1 puan arkasında. Yani üçüncülük için bu hafta Trabzon Beşiktaş maçı var. Yine de en avantajlı takımlardan biri. Tabii bu arada Afrika Kupası'na giden oyuncuların da dönmesiyle belki 1-2 transferle Beşiktaş'ta, hocam Beşiktaş'a Türk futbolunun her zaman ihtiyacı var. Yani Beşiktaş'ın yarışta olduğu, Trabzonspor'un yarışta olduğu, arkadan Adana Demirspor'un veya zaman zaman Başakşehir'in yarışta olduğu ligler her zaman daha keyifli geçiyordu. Ama bu sene maalesef Trabzonspor ve Beşiktaş, hocam 37 puan, ya 23 puan gerideler liderden. 23 ve 24 puan gerideler. Bu ligimizde çok da görülmüş bir şey değil ama bu sene böyle bir performans yakalandı. Aslında mesela Fenerbahçe eleştiriliyor. Fenerbahçe bence tarihi bir performans gösteriyor. Bu yani bu performansla şampiyonluğu şu anda yani 10-12 puan önde olması gereken bir performans bu. Normal baktığın zaman. Ama rakibi de aynı performansı gösterince bir açma yapamadı. Yani Fenerbahçe'nin performans olarak
eleştirilecek hiçbir yönü yok. Trabzonspor çok zor günler geçiyor. Kadro zafiyeti yaşıyor. Abdullah Avcı'nın ikinci dönüşü pek de uyumlu olmadı. Yani bir ağır bir Galatasaray mağlubiyeti kendi sahasında. Yani Trabzon takımının Galatasaray'a karşı hiçbir şey yapamaması ve 5 gollü bir mağlubiyet alması. Sonra Karadeniz derbisinde Rize Spor'a 1-0 mağlup olması ve bu haftada kendi sahasında Kasımpaşa'dan aldığı 3-2'lik mağlubiyet Trabzonspor'da tehlike çanlarının teknik direktör açısından ben çalmaya başladığını düşünüyorum. Hocam, taraftar her zaman başarının yanında mücadele de ister, inanmışlık ister. İşte onu göremeyince hem yönetime hem bu teknik direktöre tepkiler oluyor. Alt tarafta müthiş bir mücadele var. Yani Rize Spor'un 35'i var, Antalya'nın 34'ü var. Kasımpaşa'yı da yani iki maçlık bir referans koyalım oraya. Başakşehir aldığı galibiyetle bu hafta çok kritik bir Konya galibiyeti aldığı 2-0 mağlubiyetten 3-2. Yani Başakşehir'i rahatlatan bir galibiyet oldu. Yani Sivas'tan Konya'ya kadar bir yol var hocam. Bitmeyen bir yol var Sivas'tan Konya'ya. Yani yol çalışması değil hocam. Bu puan mücadelesi. Böyle bir yol geçiyor oradan oraya. Bütün takımlar sıkıntılı. Tabii burada Ankara Gücü takımının sezon başında zorlanıp toparlandığını gördük. Sivas takımı teknik direktör değişikliğiyle gene bir şeyler yaptı. Bülent Uygun'la 29 puana yükseldi. Önemli Beşiktaş galibiyeti. Daha önce de Galatasaray'dan da hatırlıyorsun 1 puan almıştı. Tabii aşağıda Kayseri'de müthiş bir düşüş var. 8 haftadır mağlup oluyordu. Bu hafta bir birlik bir beraberlikle Burak Yılmaz'a da hayırlı olsun diyelim. Burak Yılmaz Kayseri'de göreve başladı. Önemli bir puan aldı bence Antalya'dan. Puanla başlamak her açıdan iyidir. Alanya takımı iki ileri bir geri vaziyetinde devam ediyor. Hatay haftalardır süren mağlubiyet serisine bu hafta bir son verdi ve çok kritik bir galibiyet aldı Hatay takımı. Tabii Hatay'ın aldığı bu deplasman galibiyeti Adana'da, Adana Demirspor'da da bir şok etkisi yarattı. Hikmet Karaman'la bir toparlanma devresine girdiğini zannettiğimiz Adana Demirspor, işte oyuncularının da eksik olması, havasını kaybetmesiyle Hatay'a karşı 3 puanı kaybetti. Tabii Karagümrük çok flaş bir Rize galibiyeti, 4-0'lık, yani o da önemli. Karagümrük takımı, hocam sağa solu belli olmayan bir takım Karagümrük. Ankara Gücü'ne mağlup oldu. Geldi Rize'ye 4 tane attı. Başakşehir'le de bir hafta evvel 3 maç haftasında 4 puan toplayıp bir anda kendini düşme potasının üstünde buldu. Tabii Gaziantep takımı zorlu Galatasaray maçından tam ben puan çıkarttım derken son dakika golüyle o da düşme potasının içinde kaldı. Burada en başarılı takım bence Pendik. Yenilmesi zor bir takım kurdu bence. İyi bir forvet attı kurdu. Erencan, Tiam, yani bunlar önemli oyuncular. Tabii Fenerbahçe'den aldıkları Umut Nayır. Yani bir de antrenörlerini burada tebrik etmek lazım. Pendik teknik direktörünü. Pendik teknik direktörü dörtlü forvetle oynuyor. Yani bütün forvet oyuncularına güvenip oyunu force etmeye çalışıyor bir tabirle. Ve onun da bence semeresini alıyor. İşte 3 maç haftasında ne yapmış Pendik takımı? Şuradan baktığımız zaman Beşiktaş'ı 4-0 yenmiş. Tabii Kasımpaşa'yı 3-2 yenmiş. Bu haftada 1-1 berabere Pendik bu hafta Alanya'da 1-1 berabere kaldı. Yani 7 puan topladı 3 maç haftasında bu transferleri yaptıktan sonra. Hocam burada önemli nokta transferleri yapmak değil. O transferleri sahada kullanabilmek. Pendik teknik direktörünü de tebrik etmek lazım. Konya takımı da tabii Ömer Agiç geldi. Aykut Kocaman'ın yardımcısıydı Ömer Agiç. Eski kaleci, Kocaeli kalecisi. O da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu haftada işte çok kritik maçta mesela 2-0 öne geçtiği maçta maçı kazansa 24 puanla düşme potasının üstüne çıkacak.
ikinci devre yediği gollerle 3-2'lik bir mağlubiyet aldı ve düşme potasının içinde kaldı. Bu sene Konya için zor geçecek. Tabii bizim ana konumuz da Samsunspor. Samsunspor'la ilgili karşılıklı istersen senle bir diyalog yapalım. Evet hocam, Samsunspor'u konuşalım. Aslında ben şeyi de soracaktım ama biraz erken, onu istersen bir hafta 10 gün sonra konuşalım. Bu Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı Avrupa kupalarından nasıl etkilenir diye soracaktım ama biraz erken galiba. 15 maçta, günü var onun. Bir 15 gün sonra konuşuruz onları. Ona yaklaşırken konuşuruz. Şu anda transferleri de görmek lazım. Transferler tamamlanmadan bu karşılaşmalar hakkında ve bunun lige etkisi hakkında konuşmak biraz erken olabilir. Samsunspor'u dediğiniz gibi konuşalım. Hocam Samsunspor aslında İstanbul maçına çıkmadan önce teknik direktör Gistol'un altını çizdiği bir husus vardı. Taraftar havaya girmişti ve deniyordu ki işte ya biz ligi ilk 8'de bitiririz, hani işte iyi gidiyoruz, takımın maşallah var falan, böyle hani şimdi İstanbul'u da yeneriz takır takır, biz yolumuza devam ederiz falan gibi, böyle bir ne denir ona, bir şey havaya girmiş gibiydi. Hemen Gisto bir uyarıda bulundu. Bizim hedefimiz değişmedi dedi. Bizim hedefimiz ligde kalmak. Başka bir hedefimiz yok. Bunu dedi. Bizim dedi şimdi iyi gitmemize bakmayın. Lig daha uzun maraton. Kaybedilecek puanlar var ve sakatlığı var, zorlu süreçler var. Dolayısıyla hemen şey yapmayın, hani bir Alman usulü ayağınızı yere basın, öyle sağlam gidelim uyarısı yaptı. Ve nitekim İstanbulspor karşısındaki İstanbulspor maçını birçok taraftar kolay geçeceğini varsayıyordu. Önceki işte Fenerbahçe'den falan puan sökmüş Samsunspor'un İstanbulspor'u rahat yeneceği düşünülüyordu. Ama hem hava koşullarının çok kötü olması, hem Samsunspor'un kadro zafiyetinin artık böyle üst üste oynanan maçlardan sonra futbolcuların yorulması ve yeni işte şeyden yedek kulübesinden takviyelerin gelemeyişi, transferlerin de henüz yapılmayışı gibi etkilerle Samsunspor İstanbulspor karşısında bir puanı ancak kurtardı. Zaman zaman 3 puana yaklaştı doğru, ama İstanbulspor da alabilirdi karşılaşmayı. Netice itibariyle bir birlik bir beraberlik, kötü bir futbol. TFF 1. Lig'de bile Samsunspor'un ben bu kadar kötü oynadığı geçen sezon hiç böyle bir maç hatırlamıyorum. İstanbulspor'da pek iyi değildi. Tabii saha çok kötü, hava çok kötü. Futbolcular, iki takımın oyuncuları da yorgun. İstanbulspor çok fazla hedefi yok. Bunun gibi faktörlerle kötü bir maç izledik. Ama son tahlilde alınan bir puan var. Siz İstanbulspor, Samsunspor karşılaşması öncesi Gistol'un uyarılarını, Samsunspor'un transfer ihtiyacını ve bu karşılaşmanın havasını nasıl bulduğunuzu ben bir tarafsız gözle sizden rica ediyorum hocam. Hocam çok doğru bir görüş. Gistol Hoca hemen müdahalesini yapmış. Yani ben İstanbulspor maçında Samsun takımında bir yorgunluk gördüm gerçekten. Bir yorgunluk ve mücadele kalitesinde ve oyun kalitesinde de bir düşüklük gördüm. Belki sahanın yarattığı atmosfer olabilir. Ağır saha, yağışın sahayı etkilemesi, oyuncuları da etkilemiş olabilir. Tabii 3 maç haftası, Fenerbahçe gibi bir takımdan zorlu maçtan bir puan çıkartıp ertesi 3 gün sonra Kayseri Spor'u yendikten sonra bir havanın oluşmasını ben gayet doğal karşılarım, ama havaya girmek de çok daha iyi bir şey değil hocam. Şapkayı öne koyup doğru düşünmek lazım. Gistol Hoca da bu doğrultuda hemen müdahalesini yapmış. İşte tecrübeli teknik direktörün farkını burada anlayabiliyoruz. Karşısındaki yani 3 maçta da baktığım zaman topu rakibe veren Samsunspor'u görüyoruz. Bu her zaman netice vermeyebilir hocam. Çünkü top sendeyken gol yemezsin. Top rakipteyken gol yersin. Topu her zaman rakibe verdiği zaman alan kapatırsın. Kendi alanında beklersin. Doğru yerleşirsen sorun olmaz. Fenerbahçe ve Kayseri maçlarında savunma, bilhassa Alim Şatka ikilisi doğru bir yerleşimle, ön liberolar yardımıyla rakiplere öyle çok da net pozisyon vermedi. Belki çok da pozisyona girmedi Samsun takımı, ama rakibe de öyle pozisyon vermedi. Ama Alim biraz İstanbulspor maçında sallanınca düştü dediğimiz İstanbulspor takımının 2-3 tane net pozisyonu oluştu. Yani İstanbulspor takımı bence ligden düşmüş bir takım. Bu saatten sonra kurtarma ihtimali mucize bile olmaz yani.
kırmızı kar bile yağsa kurtulamaz hocam. Yani bizim meşhur şeyimiz var ya seninle, ikili bir diyalogumuz var. Evet. Yani o bile kurtaramaz. Ama baktığınız zaman İstanbul Spor'un bir oyununun olduğunu, kaliteli bir oyun oynadığını, antrenör değişikliğiyle mücadele gücü ve puan oyunu oynamaya başladığını görüyoruz Osman Zeki Hoca'yla. Hakan Yakın biraz daha çok böyle rahat oynasın, pas yapsın, pasla sahasından çıksın oyunu oynar. Benim hiç sevmediğim bir oyundur o. Yani rakip iyi alan daralttıysa, iyi kapattıysa o pas oyunundan vazgeçeceksin derim ben hep. Ama Hakan Yakın Hoca burada ısrar etti ve hiç de netice alamadı. Osman Hoca'nın gelmesiyle sürpriz bir Kayseri galibiyeti aldı deplasmanda. O da önemli. Galatasaray'a gitti. Samiye'nin Arena'da zorladı. Geldi Samsun Spor'dan bana göre puan aldı. Yani bence Samsun Spor bir puan mı kazandı, iki puan mı kaybetti? Şimdi bundan yine ikinci yarısı başlarken puan hesabı yapan bütün takımlar İstanbul Spor maçının karşısına 3 puan yazıyordu. Bu gayet doğal yani. Yani tabii kaybedebilir ama İstanbul Spor'un fiziksel durumundan işte birkaç tane oyuncusunu da transfer için rakip takımlara gönderdi. Kadroyu da yavaş yavaş dağıtıp önümüzdeki sene hazırlığını yapan bir İstanbul Spor var. O açıdan bugün şimdi bence Samsun Spor 2 puan kaybetti. Ama o şartlarda sağ ağır son dakikalara doğru 1-0 mağlup duruma giriyorsun maça. Oradan da aldığın puan da her zaman deriz ya puan puandır. Bence artısı o oldu. Tabii 3 maçlık periyotta alınan 5 puan, atılan gol sayısı toplamda 4. Belki bu az ama tabii sezon başından beri Samsun Spor takımında bir forvet sıkıntısı hep var. Bu maçta farklı olarak ne yapmıştı? Ben biraz Gistol Hoca'nın Mustafa Zeki tercihini eleştiriyorum. Belki Zeki yaşının itibariyle dinlendirmek istemiştir. Önümüzdeki hafta önemli bir Galatasaray maçı var. Onu da düşünmüş olabilir. Olabilir futbolda ne planlama yapıyor? Biz soyunma odasında teknik direktörler ve oyuncularla birlikte değiliz. Ama Mustafa'nın da Mustafa önü açık bir oyuncu ama henüz daha Süper Lig'e hazır bir arkadaş değil bana göre. Olacak, olur, var. Yani kumaşı var. Ama yavaş yavaş ona da yük bindirmemek lazım. Yani bence bu maçı hedef olarak görmesi gerekiyordu Gistol Hoca'nın. Orada tabii Marius Ercan tercihi de önemli ama şurada da Ercan'a karşı da onun da hakkını verelim. Gistol Hoca geldikten sonra müthiş bir gelişme gösterdi bana göre. Takımın iyilerinden biri. Rakip savunmayı zorluyor. Topla rakip arasına girip orada top tutabiliyor. Biraz son vuruşlarda daha dikkatli olsa belki skor katkısı da yapacak ama bence ilk geldiği günlerde ben Ercan'ın Samsun Spor'da oynayabileceğini zannetmiyordum. Ama bugün geldiğimiz günde Ercan'ın da üstüne koyarak geldiğini görüyoruz. Çok net bir oyuncu mu? Ondan iyisi gelene kadar Ercan takıma bence katkı verecektir. İşte Mustafa için zaman gerekir diye söyledik. Tabii bu İstanbul Spor maçının 75. dakikasıyla iki oyuncu değişikliğini kaçta yaptı? 62'de yaptı. İşte o 62. dakikayla sonraki bölümü ayırmak lazım. 62. dakika veya 65 dakika çok da etkili olamayan, iyi futbol oynamayan bir Samsun Spor vardı. Ama son bölümde çift forvete dönme hamlesi Gistol Hoca'nın oradaki rakip savunmayı da zorlamaya başladığını gördük. O zorlanan savunmada da işte oluşan karambolde atılan bir gol, kaçan gol. Tabii hakemin de orada bir kırmızı kart pozisyonu vardı bence. O kırmızı kart pozisyonunda daha dikkatli olup VAR yardımıyla rakibin eksik kalması da önemli. Rakip eksik kaldığı zaman sen belki bir hücum oyuncusu daha sokacaksın ve daha etkili olacaksın. Hakem bence orada bir kırmızı kartı atlayarak belki skora şey yapmadı ama
müdahale etmedi. Skor hatası değil ama işte rakip eksik oynayınca da fazla oynayan takımın da skor yapma şansı daha fazla oluyor. O açıdan orada ben hakeme küçük bir eleştiri getireceğim ama genelinde de gördüğünü çalmaya çalışan bir hakemdi. İki penaltı itiraz pozisyonu vardı. Bana göre o pozisyonlar penaltı değildi. Benim şahsi görüşüm. Yanılabilirim ama doğruları söylemek zorundayız burada. O pozisyonlarda ben penaltının, yani deriz ki, yani hep diyoruz ya, penaltı gibi penaltı. Bana göre penaltı gibi penaltı değildi o pozisyonlar. Biz sezon başında seninle bir şeyler konuştuk hani. Bu ligde canavarlar gelecek falan diye hani. Samsun Spor çok büyük facialar yaşamadı. Birkaç maçın dışında. Yani Samsun Spor için hakemlik çok kötü geçmedi. Hatalar mutlaka yaptı hakemler. Belki 3-5 puan gitmiştir ama Samsun maçlarında hakemlerin ben böyle çok da fahiş hatalar yaptığını söyleyemeyeceğim. Ha, unuttuğum bir şey varsa seyreden arkadaşlar mutlaka bize hatırlatsın. O zaman biz de onları tekrar gündeme getirelim. Hocam tabii baktığın zaman Samsun Spor ligin ilk 5-6 haftasında zor gol atan, puan bile alamayan bir takımken aradan geçen kaç hafta oldu şimdi? 19, 22, 23 hafta. Aradan geçen 16 haftada 26 puanla 14. sırada. Maçı kazansa hocam bak, Ankara Gücü'nün bile üstüne çıkıp 11. sıraya çıkıyor. Yani maçı kazanabilen veya 11 veya 12. sıra. İstanbul Spor maçının ne önemli olduğunu söylemek açısından söylüyorum bu sözleri. İşte o maçı belki inşallah ileride aramaz. Ama gördüğüm bir mücadele var. Alt tarafta her takım takviye yaptı. Hiç boşlamaya gelmez. Aynı ciddiyetle bugün nasıl ciddiysen, dün Gistol Hoca geldiği zaman ne kadar ciddiysen, kararlıysan yarın da aynı kararlılıkta devam etmek gerekir. Her alınan puan puandır. Samsun Spor takımının taraftarının bu gevşekliğe müsaade etmemesi gerekir diye düşünüyorum. İşte o çift forvetten sonra atılan golle de bir puanı da kurtardı ama bence bu 3-4 günlük ara Samsun Spor'a ilaç gibi gelecektir. Bu yorgunluktan mutlaka bir rahatlamaya girecektir. Tabii Niçam döndü Afrika Kupası'ndan. Sağ bek oynayan arkadaş da döndü. İsmi neydi şimdi? İsmi aklıma gelmiyor. Şikler döndü. Belki Fofana'nın yavaş yavaş belki hazır olma durumu olacak. Sakatlık durumu ne alemde bilmiyorum. Bir kadro genişliğine de ulaşacağını da görebiliyoruz Samsun Spor'un ama Emre'ye de bir paragraf açmak lazım. Yani son haftalarda Emre'nin oynadığı futbolu da gerçekten takdire şayan olarak görüyorum. Yani Galatasaray günlerine döndü sanki. Yani Emre öyle önemli bir çıkış içerisinde şu anda. O kaptanlığının da verdiği ağırlıkla ve bu attığı gol de hocam, yani iğne deliğinden geçirdi topu. Öyle bir sol vurdu ki topa, yani iğne deliğinden o kadar adamın içinden hiç kimseye çarpmayacak ve köşeye gidecek. Emre hem attığı bu gol, işte Fenerbahçe'ye attığı bir gol var ama her şeyden önce oynadığı iyi oyun var ve takıma sahiplenmesi var. Tabii kaleci Okan kurtardığı iki kritik kurtarış var ki maç 0-0 iken, yani 1-0 iken de gene kurtardığı bir top var. Okan'ın da nereden nereye geldiğini görüyoruz. İşte oyunculara bazen böyle hocam, hata yaptığı zaman oyuncunun sana ihtiyacı var. Başarılıyken zaten kimsenin kimseye ihtiyacı yok. Başarılı olduğun zaman herkes başarıya sahiplenir. Mühim olan başarısız günde bu arkadaşlara sahip çıkıp onların mücadelesine destek vermek. Samsun Spor bu 3 maç haftasından bana göre iyi çıktı. Evet, tabii yani hasar varsa bile çok hafif hasar, öyle söyleyelim, puanlarını alabildi. Hocam şimdi ben tabii Galatasaray karşılaşmasına programın son kısmında biraz değinelim isteyeceğim ama dediğiniz gibi takımlar takviyeler yapıyorlar. İşte Sivas Spor yaptı, Pendik Spor yaptı bu ve takviyelerden verim alınmasını da bildiler. Hani bu tabii, diğer takımlar muhakkak yapacaklardır.
Konyaspor'un arayış içinde olduğu konuşuluyor. Şimdi Samsunspor'da da transfer konuşuluyor. İşte bu transfer yasağı meselesine biraz hazırlıksız yakalandıklarını söylüyor Samsunspor yönetimi. Hani nasıl olsa yasak gelecek diye biraz böyle şeye bu hani arayışı biraz şeye almışlar, hani askıya almışlar anlaşıldığı kadarıyla, öyle ifade ediyorlar ya da. Şimdi evet, Enchan gelecek geldi. Yine Nanu'yla şey de geldi, Şintler de geldi ama bir taraftan da transfer için eldeki yabancı sayısının azaltılması konusunda da bir şey var. Yani yer açılmasıyla ilgili, işte Lavra'nın sakatlığı vardı, onun işte takımdan ayrılması, işte başka hangi oyuncular bilemiyorum. Belki Nanu, belki Dimatta konuşuluyor. Hatta Şintler için de ayrılma ihtimalinden bahsediliyor. Bola'nın aslında mutsuz olduğu fakat son haftalarda formasını almasıyla birlikte bu mutsuzluğu biraz ertelediği iddia ediliyor. Hani benim kulağıma gelen şeyler bunlar. Ve bir taraftan da Samsunspor tabii bence işte mesela sol bekte alternatifsizlik yaşıyor. Bola'nın dışında bir alternatifi yok. Sağ kanatta Tırpa'nın gitmesinden sonra bir boşluk oluştu. Onu Mustafa ile kısmen kapattılar ama nereye kadar bilemiyoruz. Çok genç çünkü. Uzun vadelisi var, sakatlığı var, zor maçları var. Şimdi bir de sağ açık tabii. Samsunspor'un en problem yaşadığı sezon boyunca mevkilerden bir tanesi sağ açık mevkiydi. Orta sahanın sağı. Burada zaman zaman Emre'yi sağa alarak bir şeyler yapmaya çalıştı hocam. Muhammed Müşkaya'yı denedi. Olmadı. Hose'yi oynattı. Fakat gerçek bir sağ kanat oyuncusu takımda yok, sırıtıyor. Burada bir problem olduğu gözüküyor. Orada da bir ihtiyaç var. Forvet'te siz de program içinde söylediğiniz Marius'la Ercan var ama bir de işte Dimatta var güya ama Dimatta'dan hiç verim alınamadı. Marius'un zaman zaman parlayan estetik goller attığını da gördük ama o da skorerlik yönünden tam tatmin etmedi. Ercan son haftalara göre toparlanıyor. Dolayısıyla transfer ihtiyacı takımın, en azından kulübenin de zayıf olduğunu gördüğümüzde transfer ihtiyacı bence açıkça gözüküyor ve sürede daralıyor. Yönetim de diyor ki hele bir eldeki yabancıları bir azaltalım, işte bir taraftan da piyasaya bakalım falan diyor. Samsunspor transferde geç mi kalıyor yoksa aslında doğru mu yapıyor? Böyle işte yoğurdu üfleye yiyerek, ne dersin hocam? Hocam kolay değil de, yani devre arası transfer yapmak, herkes kendi kadrosunu kurmuş, kendi hazır oyuncusunu, iyi oyuncusunu vermek istemez. Orada tabii 1,5 yıllık, 2,5 yıllık sözleşme sürelerinden bahsediliyor. Oyuncular da tabii kendilerini garanti altına almaya çalışıyorlar. Zor bir süreç hocam, biraz sabır lazım bana göre. Tabii Samsunspor'un mutlaka transfere ihtiyacı var, bir sağ bek olsun. Hadi sol bek zaman zaman Van Dongelen'de oynadı. Bola bir moral buldu, dediğin doğru. Ona çok katılıyorum. Ve oynadığı maçlarda hiç de sırıtmadı. Tabii Soner'in yerine Bola tercihi de belki de geç kalınmış bir tercih oldu. Ama son haftalarda en azından belki ofansta çok etkili olamıyor ama müdafi görevlerini bence yerine getiriyor Bola. Daha da iyi. Moral bulursa, maç ritmini bulursa belki oyununu daha da ileriye götürebilir. Orta alanda tabii Taylan, Benasser gibi oyuncular var. Tayit, Holse, Emre gibi oyuncular var. Niçam geldi. Belki oraya, yani 10 numara dediğimiz pozisyonda, yani bir beyin görevi yapan bir oyuncu eksikliğini Samsunspor'da görüyoruz. Ama bu her takımda var. Bakıyoruz yani. Bütün takımların çoğunda bir böyle duran topları çok iyi kullanan, frikiklerde, kornerlerde etkili olan, 10 numarada böyle ara pasları atan, santraforla duvar pası yapıp gol pozisyonuna giren, gol pası hazırlayan o tipte bir oyuncu birçok takımda yok. Belki Samsunspor'u böyle hem tempoyu düşürecek, skor öndeyken takımı rahatlatacak veya skora ihtiyacı varken uzaktan attığı şutlarla veya yaptığı dripliklerle duran top kazandıracak böyle bir etkili oyuncuyu bulabilir. Bir de tabii Ercan'la Marius elinden geleni yapıyorlar. Çok kötü değiller. Ama oraya daha iyisi lazım. Bana göre. Evet.
Peki transferde neler olacak göreceğiz. Hocam şimdi Galatasaray karşılaşması geliyor. Galatasaray'da aslında işte şeyin ayrılmasından sonra, Boye'nin ayrılmasından sonra sağ kanatta da bir problem başladı. Sol kanat zaten biraz sıkıntılıydı defansta. Ve takımın son haftalarda biraz da oyununun belki yani diğer takımların da puana ihtiyacı var. Şimdi böyle bir şey yani hiçbir takım kolay teslim olmuyor. Biraz da Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin oyun planlarının çözülmeye başlanması nedeniyle kulüpler, rakip kulüp takımlar da zorlamaya başladı. Galatasaray'ın Samsunspor karşısında favori olduğunu söylemeye yani gerek yok. Gerçekten güçlü bir takım. Aldığı puanlar ortada, kadrosu ortada, kadro kalitesi ortada. Ama diğer taraftan da Samsunspor'un özellikle Fenerbahçe karşılaşmasında şeye çıkan, vitrine çıkan ama Gistol dönemiyle birlikte giderek yükselen bir oyunu var. Samsunspor Galatasaray karşılaşması nasıl bir maç olur? Ben bir de şey bilgisini de vereyim. Şu anda kale arkaları da dahil olmak üzere tüm stadın biletleri satılmış durumda. Evet, taraftarın da heyecanla bu maçı beklediğini söyleyelim. Nasıl bir karşılaşma bekliyor hocam? Hocam çok zor bir karşılaşma bekliyor. Yani Galatasaray takımı gerçekten bilhassa ön tarafı yıldızlarla donanmış bir kadrosu var. Ama son haftalarda son 4-5 maçta yani lig genelinde oynanan 22 maçın 10'unda 15'inde gol yemeyen Galatasaray takımı son 4 lig maçının tamamında gol yedi. Yani bir gol yiyebiliyor. Ama tabii burada Gistol Hoca'nın Fenerbahçe maçındaki gibi maçı böyle periyotlara ayırması lazım. Ne yaptı Fenerbahçe maçında? Zaman zaman gitti önde baskı yaptı. Verimi aldı. O verimi aldıktan sonra kendi birinci bölgesinde mücadele edip kaptığı toplarla hızlı atak yapmaya çalıştı. Zaman zaman ikinci bölgede kümelenip orada bir koşu oyununa mecbur etti Fenerbahçe'yi. Galatasaray ile Fenerbahçe forvet hattı açısından birbirine yakın takımlar. Aynı sistem üzerinde bir şeyler yapabilir ama bu İstanbulspor maçındaki oyun yeterli olmaz. İstanbulspor maçındaki kadro seçimi yeterli olmayabilir. Bana göre tabii bunlar teknik direktörlerin işi. Biz maç öncesi seninle YouTube muhabbeti yapıyoruz diyelim. Orada belki tercihlerde Fofana'nın durumunu bilmiyorum. Onu belki joker olarak, koz olarak maçın ikinci yarısında skor üstünlüğünü aldıktan sonra veya skor üstünlüğü alabilmek için Fofana'nın topu tutup orada etkili ataklar yapmasını sağlayabilmek için diye bir kafasında bir yapı vardır. Ercan mı, Marius mu tercihi? Bana göre ben bu maçta Marius'u tercih ederim. Benim şahsi görüşüm. Yani Ercan'daki çıkışı görüyorum ama orta alanda Taylan Benacer ikilisini ben orada belki bir Osman'la veya işte Niçam'la Tahit'i de oynatarak öyle bir güçlü yani Taylan Benacer ikilisi yumuşak kalabilir. Orada Torreira gibi Kerem Demirbay gibi hem mücadeleci yüksek hem de teknik oyuncular var. Oralarda böyle karşı işte Van Dangolen'i bu maçta kullanabilir diye düşünüyorum. Belki Alim'in yerine. Çünkü Alim iyi top oynuyor ama son maçta ben böyle bir gerileme gördüm Alim'de. Bir yorgunluk gördüm. Veya o tabii kadro tercihlerini mutlaka Gistol Hoca yapacaktır. Samsunspor'da bir Okan güvencesi var. Samsunspor'un iç sahada oynadığı iyi oyun güvencesi var. Biraz evvel sen söyledin. Bütün biletler satılmış. Bunlar Samsunspor için artı faktörler. Ama geçmesi gereken bazı kriterler var hocam. Bu maç için. Bir, yani iyi bir hakem gerekiyor. Çünkü büyük takımların jokerleri var. Penaltı jokeri var. Kırmızı kartlı jokeri var. Offside'dan gol atma jokeri var. Bir kere bunlarla baş etmesi gerekiyor. Hocam büyük takımlar biliyorsun öyle bir özellikleri var ki maç bittikten sonra gol atma refleksine sahipler. Sen maçı 0-0 zannediyorsun. Yarın gazeteyi bir açıyorsun 1-0 yenilmişsin. Ciddi söylüyorum. Öyle bir özellikleri var. İşte bunlarla da mücadele edecek. Hatta yediğin golü mesela gol atıyorsun bir bakıyorsun rakip sana penaltı atıyor. Yani senin golün sayılmamış rakip sana penaltı atıyor. Yani Türkiye'deki büyük takımların bu tür özellikleri var. Bu tür yani teknik görüşlerimin dışında o teknik görüşleri yerli yerinde oturtturup
bu söylediğim dış faktörleri de aşarsa Samsunspor'un bir şansı olabilir diye düşünüyorum. Evet, hep beraber yaşayıp göreceğiz hocam. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ama her şekilde... Hocam bu söylediklerimi espri olarak söylemedim. Türk futbolunun gerçeği maalesef. Böyle olmamalı ama... Çünkü kara mizah diyelim hocam. Kara mizah bu. Yani büyük takımların zaten hakeme ihtiyacı yok. Güçlerine güç katmış takımlar. Ama bakıyorsun sürekli bir penaltı arayışı içerisindeler. Sürekli bir ayrıcalık arayışı içerisindeler. Bu doğru değil bana göre. Evet, kolay bir karşılaşma olmayacak. Hani Gisdol'un bir şeyi var. Bizim açımızdan kolay bir maç olmayacak ama rakip takım açısından kolay bir maç olmayacağını söyleyebilirim diyor. Bu da Gisdol'un şeyi, hani çok mottosu. Herhalde öyle bir maç izleyeceğiz. Hocam var mı ilave edeceğim bir şey? Programı yavaş yavaş toparlayalım. Bizi söyledik hocam. Lig'le ilgili, Samsun'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Evet, değerli izleyiciler, çok özlediğimiz, hani henüz 10 gün geçti belki ama çok özlediğimiz sevgili üstadımız Özcan Pudel'e. Hocam şımartma beni hocam, şımartıyorsun beni, yapma. Yok hocam, biz gerçeği söylüyoruz. Hakikaten biz yalan söyleyemeyiz. Gerçeği söylüyoruz. Gerçekten ben sizin şeylerinizi, hani diğer yorumcularımız da birbirinden kıymetli ama sizin de yeriniz farklı. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir an evvel sizi bize kavuşturan doktorunuza da ayrıca teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum. Bizi izleyen değerli dostlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrılırken lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir ricamız daha var. O da tabii zamanmekanmakinası.com sitesine de lütfen bir göz atın ayrılırken. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya.